Manşete hoş geldiniz. Siyasi hareketlilik zannedildiği gibi gümbür gümbür başlamış değil. Bunun iki nedeni var. İlki, Ramazan ayı. E, dini inancı gereği oruç tutan insanlar 14-16 saat yaşadığı coğrafyaya göre aç susuz kalınca ister istemez eski aktivitesi kalmıyor. Gerek düşünce, gerek söz söyleme, gerekse hareketliliği azalıyor. Eskisi gibi olmuyor. Haliyle de gündem üretmiyor bu konu. Katılıyorum. İki, ki bana göre en önemli neden bu. Ee, milletvekili kesin aday listeleri e, partiler tarafından yüksek seçim kuruluna bildirilmiş değil. Bunun için son tarih 9 Nisan pazar. Haliyle e, partiler e, sahada değil daha çok genel merkezde liste yapmaya çalışıyorlar. E, liste savaşları var, aday adaylarının mücadelesi var, ortak liste olacak mı olmayacak mı, hangi ilde güçlüyüz, hangi ilde filan partinin ittifak içinde bulunduğumuz işte partinin lehine çekileceğiz veya çekilmeyeceğiz, liste pazarlığı var, seçime girmeyecek olan partiler var, işte kesin seçilebilecek birkaç yerden kendi adaylarını listeye sokmaya çalışan filan. Cumhur İttifakı'nda ve Millet İttifakı'nda bu konuda netlik şu günlerde sağlanacak ama Cumhur İttifakı'nda bir ayrışma gözleniyor bugün bu yayında buna bakacağız yani Milliyetçi Hareket Partisi dediğini yaptığı bildiğini okudu ve 81 vilayette kendi listesiyle seçime gidiyor tek yararlandığı şey Cumhur İttifakı çatısı altında olduğu için %7 barajı korkusu yok ama onun dışında tamamen münferit hareket ediyor ee, yeniden Refah Partisi de aynı şekilde Cumhur İttifakı'na katıldığını açıkladı ama tamam o da %7 barajına takılmıyor ama o da kendi e, listesini oluşturacağını herhangi bir şekilde AKP ile pazarlığa girmeyeceğini söyledi. BBP de aynı şeyi söyledi ama ben ona katılmıyorum. Destici kesin aday tamamen kendini düşünen ve partiyi de bir dernek gibi yöneten biri olduğu için o muhakkak kendi seçileceği bir yere kendini koydurur AKP'den. Gerisi umurunda değildir. Rozetine bakıyor yani. Rozet onun için önemli. Onu geçtik saymıyorum bile. Fakat şey özellikle Cumhur İttifakı'nda Cumhur İttifakı Erdoğan Hüdapar'la baş başa bırakılmış gibi bir durum var. Bunu zamanla anlayacağız, göreceğiz. Millet İttifakı'nda ise dört partinin CHP listesinden aday göstereceği kesinleşti. İyi Parti ile de CHP belli vilayetlerde ortak aday gösterecek. O konuda da bir anlaşma var. Buna bakacağız. Fakat ondan önce, ondan önce iki önemli konu var bahsetmek istediğim. İlki Mahir Akkoyun. Mahir Akkoyun bir görsel iletişim tasarımcısı ve e, tasarladığı etiketler özellikle marketlerde e, paylaşılmaya başlayınca e, gözaltına alındı. Birazdan anlatacağım. E, bu da Twitter adresi. 56 bin takipçisi var. Ürettiğim bütün siyasi içerikli tasarımlar izinsiz bir şekilde basılabilir, dağıtılabilir diye bir anons koymuş ve e, bir takım e, etiketler, bir takım e, ne bileyim afişler e, paylaşılmak üzere tasarlamış e, ve e, bu sabah ...gözaltına alınıyorum, Korak Güvenlik Şube, herhalde İzmir diye tweet atmış. Son derece önemli, sosyal ağlarda tasarımları, paylaşımları çokça dolaşıma girdi. Onların bir bölümünde kendisi paylaşıyor. İşte gençlik devirecek hareketi bununla başladı. Şimdi olay ne? Olayı hemen anlatalım. Olay şu... Gördüğünüz gibi bu ürün sizin yüzünüzden bizim yüzümüzden pahalı etiketini tasarladı Mahir Akkoyun bir görsel tasarımcı olarak ve bunu istediğiniz gibi paylaşabilirsiniz istediğiniz gibi kopyalayabilirsiniz dedi. Bunu kopyalayan gençlikte gittiği mağazalara bu etiketi iliştirdi ürünlerin üstüne bu ürün bizim yüzümüzden pahalı etiketini. İşte bu meselede e, muhakkak işte radara takıldı ve mahirak koyun bu sabah gözaltına alındı. İş nereye gidecek bilmiyorum. Fakat e, tasarladığı stikerler e, ses getirdi ve tasarladığı stikerler belli ki iktidarın başını ağrıttı. Bu ürün bizim yüzümüzden pahalı, bu ürün size pahalı mı geldi etiketleri. E, gençlik devirecek e, hareketini doğurdu ve gençlik devirecek Twitter hesabını doğurdu ve Mahir Akkoy'un gözaltına alındı. Neticede bir hareket başladı yürüyor. Siz başındaki insanı veya görsel tasarımcısını gözaltına alsanız da sindirmeye çalışsanız da seçim sürecinde belli ki gençlik durmayacak. 7 milyon insanın bu seçimde yeni oy kullanacağı ilk defa oy kullanacağı. Açıklandı. 60-61 milyon civarında seçmen var. Bunun 10-12 milyonu sandığa gitmese işte 50 milyon civarı geçerli oy olacak ve bu 50 milyon civarı oyunda muhtemelen 5 ila 7 milyonu gençlerden gelecek ve gençler son derece son derece belirleyici olacaklar bu süreçte. Evet gençlik devirecek. Bakalım göreceğiz. Fakat bir başka hadise daha var. Ee, bunun üzerinde durmak istiyorum. Birlikte Yaşamak istiyoruz. inisiyatifi paylaşmış. Dina isimli Gabon kökenli bir genç kız 17 yaşında. Türkiye'ye geliyor ve bir postaneden e, bir e, ürün göndermeye çalışıyor memleketine. Fakat ondan sonra da sırra kadem basıyor. Öldürüldüğü, e, tecavüz girişimi olduğu veya cinsel tacize uğradığı yönünde iddialar var. Birlikte okuyalım. 20 Mart pazartesi günü Gabon'a bir telefon göndermek için postaneye gitti. 23 Mart günü gönderinin teslim edilemediği yönünde bir mesaj aldı. 24 Mart cuma günü telefonun akıbetini öğrenmek için oda arkadaşıyla tekrar postaneye gitti. İşte resimdeki Dina görülüyor. Gabon kökenli turist. Orada yaşanan tartışmalar sonrasında postanede görevli bir erkek ona gönderi konusunda yardımcı olabileceğini söyledi ve Dina'nın telefon numarasını istedi. Dina da verdi. Bu şahıs aynı gün Dina'ya cinsel ilişki karşılığında yardım edebileceğini yazdı. Dina annesine iki kişiden daha fazla kişinin bu konuda yardım etmek için kendini cinsel ilişkiye zorladığını belirten bir mesaj attı. Postane çalışanları tarafından taciz edilip daha sonrasında ölü bulunması göçmen kadınların kimliklerinden ötürü hemen her gün karşılaştıkları tacizlerin bir yansımasıdır bir kişi daha eksilmeyeceğiz diyor. Evet. Evet kayboluyor ve bir süre sonra cesedi bulunuyor ve bu konuda da etkin bir soruşturma yapılması icap ediyor. İş nereye gidecek? Elbette biz de takipçisi olacağız. Şimdi dönelim ittifaklardaki aday bilmecesine başta da anlattım. E, yeniden refah yani er, şu anda fotoğrafta Erdoğan'ın sağında ve solunda ya, yer alan iki lider... kendi listesiyle seçime girdi. Bu bir çatlağı gösteriyor. Hüdapar'la baş başa bırakılmış durumda. E, Recep Tayyip Erdoğan ve Hüdapar'a muhtemelen Batman... E, Batman e, Van, Diyarbakır, Mardin gibi illerden 3 veya 4 koltuk verecek... E, AKP sandalyelerinden e, Recep Tayyip Erdoğan. Millet İttifakı'nda ise dört parti, Demokrat Parti'yi saymıyorum bile ama DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi birlikte bir ittifak içinde ittifak modeli üzerinde çalıştılar bir iki aydır. Fakat bu bir noktaya gitmedi. Bunun nedeni yüzde yedi barajı toplasanız yüzde yedi etmiyorlar. Ondan dolayı da vazgeçtiler ve CHP listelerinden seçime girme kararı aldılar ve dört parti CHP listesinden seçime girecek. Milliyetçi Hareket Partisi'nde ise enteresan bir şey olur. Cumhur İttifakı'na tekrar dönelim. Sinan Ateş e, cinayeti zanlılarından daha doğrusu şüphelilerinden e, o, e, Olcay Kılavuz e, Sinan Ateş'ten önceki Ülke Ocakları Başkanı ki bütün işaretler bütün şüpheler bütün e, işte zanlıların ifadeleri hatta bir e, zanlı e, onun evinde çıkmıştı. Onu gösteriyordu. Onu işaret ediyordu ve dola, doğal olarak MHP Genel Merkezi'ni hatta Genel Başkan yardımcılarına falan uzanan bir şey var, silsile var. Olcay Kılavuz o tam odak noktasında yer alıyordu bu cinayetin, özellikle Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi itibariyle Mersin'de Mersin milletvekili seçilemeyeceği bir noktaya konmuş. MHP aday listeleri açıklandı kamuoyuna, dördüncü sıraya konmuş. Mersin'de iki milletvekili çıkarıyor MHP, haliyle üzerinin çizildiği manasına geliyor. Dönelim Millet İttifakına Saadet Deva Demokrat Parti Gelecek Partisi e, CHP e, listeleri e, CHP listelerinde e, ortak aday gösterecekler ama İyi Parti de bundan müstesna değil. E, Çorum, Van, Adıyaman, Aksaray gibi 5 e, milletvekilinin altında milletvekili çıkaran illerde 10 ildi daha önce bu. 12 ile çıkmış. 12 ilde ortak aday gösterecek. Ben Millet İttifakı'nı bu konuda Cumhur İttifakı'na göre çok daha hazırlıklı görüyorum. Çünkü bir yıldan uzun bir süredir e, altta e, oluşturdukları pek çok komisyonla bu konuda çalışıyorlar. E, i̇lleri biliyorlar. E, il yöneticilerinden partiler aldıkları dönüşler ortada. E, buna göre de bir şey hazırladılar. E, buna göre de bir liste hazırladılar. Buna göre de bir çalışma yaptılar. Ve o konuda çalıştılar. E, hatasız en azından ya da en elverişli biçimde seçim sonrasında en çok milletvekili çıkaracak biçimde bir liste yapmış olduklarını zannediyorum. Kapatırken göçmen istatistiklerine bakalım uluslararası. TÜİK verileri 2020. Yani TÜİK 2021 2022 verisini neden açıklamaz da 2020 verisini açıklar? 3 yıl geriden. Bu ayrı bir soru işareti. Tamamen iktidarın gücümünde bir istatistik kurumundan bahsediyoruz. Halbuki şu anda 2023 yılının ilk çeyreğe geçildikten sonra 2022 verilerinin açıklanması icap ederdi. Açıklamıyorlar kasıtlı olarak ama 2020 verileri bile düşündürücü. Bir önceki yıla göre %27 artmış Türkiye'den yurt dışına göç edenlerin oranı ve yaş aralığı da 25-29 yaş. 2021 ve 2022 verilerinin çok daha ee, yüksek olduğunu düşünüyorum. Evet diyoruz ve böylelikle bir manşeti daha noktalıyoruz. Pazar günü milletvekili aday listeleri teslim edildikten sonra testinden itibaren tam anlamıyla seçim kampanyası başlayacak. Ama Ramazan etkisi devam edecek. Zannediyorum bayramın ardından da epey siyasiler hem alanda hem ekranlarda medyada yaka paça olacaklar. Çok çetin bir sürece giriyoruz. 30-35 gün ama bunun son 20-25 günü Bayağı hareketli geçecek. Bir sonraki manşet yayınında buluşmak umuduyla efendim. iyi hafta sonları dilemeden önce. Lütfen yayını beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın diyoruz. Hoşçakalın, iyi hafta sonları. Pazartesi görüşmek umuduyla.